kanka neyden bahsediyorsun? Anlayamıyorum, algılayamıyorum. Ne oluyor? Mindbase sitesi ne alaka oğlum? Mindbase sitesinin bu dünyada ne işi var? Ne anlatıyor bu Katerina? Ya burada niye var ki öyle bir şey? Mindbase sitesini siz de biliyorsunuz dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz bu arada. Mindbase internet sitesi diye bir şey var. Orada ürün satın alabiliyorduk. Ama bu Mindbase şirketinin sahibi şu an kim ki? En son o şirket bizimdi. Burada da acaba başka bir Mindbase mi var bu evrende? Demek ki bu evrende de başka bir Mindbase var Katerina. Biz şu anda farklı bir dünyadayız dostlarım. Lanetler evren dünyası farklı bir dünya ve büyük ihtimalle bu dünyada başka bir Mindbase internet sitesi olabilir. Çok enteresan. Önceki dünyada Mindbase bizimdi çünkü yani. Bizim olmayan bir sitelerin satış yapılıyor olabilir ki. Bakacağım bir. Bu ne lan? Büyük fırsat. 128 zümrüt ver. Her şeye sahip mi ol? Katerina bu internet sayfası böyle değildi ki, değişmiş bu. 128 zümrüt ver, her şeye sahip ol yazıyor. Bizim zümrütümüz var mı Katerina? Var var da nasıl öyle yazıyor ya? Bilmiyorum. Bir de gidip zümrüt getirsene bize hemen sen. Deneyecek miyiz? Deneyeceğiz Katerina, merak ettim. Bu Mindbase sitesi kime ait ki? Yani bakın, olayı bilmeyenler için özet geçeceğim. Sen zümrütleri getir Katerina, hadi koş. Zümrütleri getir. Olayı bilmeyenler için özet geçiyorum bu arada. Özet şöyle dostlarım. Biz önceki dünyamızda Mindbase'in sahibi olmuştuk ve Mindbase eskiden Chris 1545'i yani babanın kardeşi İçine aitti. Ekranda görüntülerini görüyorsunuz Chris'in. Mindbase dönemindeki. Sonra biz Mindbase deposuna gitmiştik. Ekranda o görüntüleri de görüyorsunuz. Mindbase deposunu bir satın almıştık. Mindbase bizim olmuştu önceki dünyada. Mindbase bir satış sitesi ve satış sitesinde ürünler satılıyordu. Burası çok soğuk. Üşümüyor musun? Soğuk mu? Yok, hayır, burası gayet sıcak. Ya da belki benim üzerime giydiğim şeyden dolayı bana sıcak geliyordur. Üzerinde görmüş olduğunuz bu hediyeleri satın almak istiyorsanız bolo.net adresine gidip sizler de sipariş verebilirsiniz. Farklı tarzlar, farklı konseptler sitemizde mevcut ve sizler de bu hediyelerden aldıktan sonra Instagram adresinden beni etiketleyip hikaye paylaşırsanız sizleri paylaşıyorum. O yüzden bolo.net'e de gidip bu hediyelerden sizler de alabilirsiniz. Videomuz devam etsin. Demek ki bu dünyada da biri Mindbase'in birisinin sahibi Koko. Sanmıyorum, Chris bu dünyayı nereden bilsin ki? Bobby'ye de bir sormak lazım. Belki Bobby biliyordur. Bobby de en son buralardaydı. Getirdin mi Katerina? Getirdim de bak, boşa gitmesin bunlar. Yapacak bir şey yok. Denemem lazım bunu. Denemeden olmaz. Denemeden uyku bile uyuyamam. Tam tekrardan açıldı. Satın ala basıyorum. Bastım. Aha, zümrütler gitti. 15 dakika sonra bölgenize teslimat gerçekleşecek diyor Katerina. 15 dakika sonra mı? Yuh! Zümrütler gitti. 15 dakikada burayı acaba yapmasın mıydık dostlarım? Belki de şu anda Mindbase'in başında bir efsane var ve bizim konumumuzu öğrenecek. Ama merak da ettim Koku, sen beni gaza getirdin, ne yapayım, gaza getirdin beni. Neyse bir dışarıya çıkalım bakalım, 15 dakika sonra ne olacak merak ediyorum. Şu anda ikisi de zümrüt envanterinden gitti. Bakalım ne olacak, 15 dakika sonra teslimat gerçekleştirilecekmiş. Ya dolandırıldıysak? Bilmiyorum, inşallah dolandırılmamışızdır. Yani şu an tam tamına 14 dakika bitti arkadaşlar. 15. dakikaya girdik. Yani şu anda teslimatın yapılması gerekiyor. Sohbete daha demin 15 dakika sonra bölgenize teslimat gerçekleşecek yazdı. Şu anda bir 14 dakika oldu. İnşallah kandırmamışlardır. X'te zümrütümüz gitmemiştir ama yani ben her şeyden çok merak ediyorum Katerina. Mindbase nasıl şu an satış yapıyor olabilir? Mindbase internet sitesi bizim değil miydi ya? Ya belki yapmıyorsa, yapıyormuş gibi gösterdilerse. O zaman zümrütler gitti, ben sana söyleyeyim. Hemen kanalıma bağlamayın arkadaşlar. Belki de gelecek yani, bir teslimat gerçekleşti. Uçak geldi! Uçak geldi! Uçak geldi! Bu nasıl ya? Vallahi uçak geldi, geri çekilin. Oğlum bu nasıl uçak? Katerina kutu attı. Lan kriz sürüyor lan, uçağı kriz sürüyor. Vallahi uçağı kriz sürüyor. Dostlarım gördünüz değil mi? Uçağı kriz sürüyor. Uçağı kriz sürüyordu Katerina, eminim gördüm. Ekranda tekrardan yavaşlatılmış şekilde görüyorsunuz. Uçağı Bobby'nin kardeşi Chris 1545 sürüyordu. Demek ki bu dünyada Mindbase'in başında Chris 1545 var. Tekrardan Mindbase'i bu dünyada kurmuş. Ve başına geçmiş. Kutunun içinde ne var acaba Katerina? Ne aldığımız da bilmiyoruz ki. Patlayıcı bir şey koyduysa. Tamam sen geri çekil o zaman. Sen güzelce bir geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Suyu açarım ben. Pek değil. Ses geliyor mu içinden? Yo. Şimdi ne aldığımızda bilmiyorum dostlarım, kampanya gibi bir şey var galiba. 128 zümrüt verdik ama ne aldığımızı bilmiyorum yani. Bir şeye para verdim ama neyi verdiğimi de bilmiyorum. Açayım mı Katerina? Yap dediğin gibi bir şey olursa, patlarsa falan. Aç Chris yani, sonuçta yani. Ne Chris, o kadar zümrütümüz gitti, yapacak bir şey mi var? Bizim en son Chris'le aramız kötüydü değil mi? İyi miydi? Hatırlamıyorum ki. Ben iyi diye hatırlamıyorum hiç. Yorumlara dostlarım yazın, en son biz Chris'le iyi miydik kötü müydük? Ona göre belki bize güzel bir şey göndermiştir, ne bileyim. Bobby'yi çağıralım. Bobby nerede onu da bilmiyorum ki. Bobby ortada yok. Dur açıyorum Katerina. Sen geri çekil. Sen bir geri çekilir misin? Bak ses olurum. Sen geri çekil. Açacağım ben. Açtım, açtım. Açtım. Ne var? Ne var? Ne var lan bilmiyorum ki. Katerina şalkır var. Şalkır var. Lime şalkır box var. Oğlum ne açma? 128 zümrüt verdik. Bence açmalıyım Katerina, ne diyorsun? Açacağız yani, yapacak başka bir şey yok, koy. Tamam açıyorum, dur.
Chris neyin peşinde acaba yine ya? Ulan Chris ya, burada da Mind Bay'i kurmuş ya. Açtım. Katana, burada da bir sürü kutu var. Kutunun içinden kutu çıkıyor, martuşka gibi ya. Martuşka mıydı neydi, matruşka mı bir şey. Kutunun içinden kutu çıkıyor, kutudan şalkır çıkıyor, şalkırdan yine kutu çıkıyor. Kutudan yine şalkır çıkarsa şok getireceğim yani, nasıl olacak bilmiyorum. Kutudan şalkır çıktı, şalkır içinden yine galiba bunlar koli katana. Dur bir tanesini alayım bakayım. Aldım katana bir tanesini. Bak Mind Bay kutu diyor, gördün mü? Yine bir tane kutu çıktı dostlarım. Dalga mı geçiyorlar acaba, hiçbir şey yok mu? 128-24 boşa mı gitti? Koydum. Koyunla. Bak bu daha küçük. Bu daha küçük, dur şu, şimdi bunu açacağım. Açtım, katana açtım. Ne var içinde bunun? Kazma var. Koku kazma çıktı lan. Bakın büyülü mü, nasıl bir kazma? İlk defa böyle bir kazma görüyorum. Kırmızı koku ve büyülü, evet. Alayım şu kazmayı. Megapik. İsmi dostlarım kazmanın Megapik. Megapik özelliklerine bak. Oha, bu ne katana bu? OP kazma. Verimlilik sonsuz, kırılmazlık sonsuz, looting sonsuz. Oha, bir dakika bu kazma. Deneyelim. Chris bize iyilik mi yapmaya çalışıyor, ben anlamadım ki. Gel katana koş bir deneyelim. Kafayı yiyeceğim. Koku sen orada kal, diğer kutulara bak, tamam mı? Gel katana deneyelim, bir dakika denememiz lazım. Bunu denememiz lazım dostlarım, bunu acil denememiz lazım. Bunu gerçekten çok merak ettim. Bak burada bir maden var. Katana. Pardon. Yaşa. Hep beraber dostlarım, çok yaşalarınızı alırım. Allah! Ne oluyor lan? Creeper patladı. Chris bize... deneyelim. Ama Chris bize niye böyle bir iyilik yaptı ki, şuraya bak. Chris'in dostlarım bize verdiği kutunun içindeki Shulker'ın açtığımız ilk kutuda hayvan gibi bir kazma çıktı ve bakın ne kadar hızlı kazabiliyorum bu kazmayla. Yuh! Ben kömür... de deneyeyim mi? Bir dakika kömür kazacağım, bekle bir kömür kazayım. Mesela maden kazınca ne oluyor Katerina? Oha Katerina! Envanterime 64 tane kömür geldi, sana yemin ederim. Bak sana yemin ederim, envanterime 64 tane kömür geldi. Yuh. Bir dakika kaç tane geldi? Oha! Bu ne lan? Katerina! Bir dakika şu zombilerden seslerinden bir kurtulalım. Bak sana yemi abi, yürü git be, bir yürü git be kardeşim. Katerina daha demin 4-5 tane kömürüm ne kazdım, şuraya bakın dostlarım. 4-5 tane kömür kazdım. Envanterime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stack kömür geldi. Yuh! Çok iyi kazma bu ya. Harbiden çok iyi kazma bu arada. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Başka maden var mı? Bak burada da kömür var. Bak kazıyorum. Bak direkt dostlarım 64. Bak direkt kazdığım gibi 64 geliyor. Direkt hayvan gibi geliyor yani. Öküz gibi 64 tane kömür geliyor. Şu anda envanteri full kömürle kaplandı. Yuh diyorum. Katana acil madene inmemiz lazım. Bir dakika şu anda hangi koordinattayız? Katana ben aşağı iniyorum, tamam mı? Ben direkt ben aşağı iniyorum. Sen Koko'nun yanına git. Diğer kutulara bakın, tamam mı? Koko'nun yanına git. Tamam. Okey. Aşağı ineceğim. Bir dakika benim dostlarım acilen elması denemem lazım. Elmas. Denemem gereken şey elmas. Lan ne oldu? Bagda kaldım. Bir şey oldu. Çık şuradan. Çık. Bir şey var orada. Bagda kaldım. Bir aşağı ineceğim. Bekleyin. Ben harbiden hayatımda böyle kazma kullanmadım. Daha önce kullandım diye düşünmeye çalışıyorum. Kullanmadım yani. Böyle kazma vallahi kullanmadım. Bileği kullanmadım. Şu anda dostlarım elmasa inmeye çalışıyorum. Ha mesela altına indim. Mesela kaç tane altın gelecek acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Bir dakika deneyelim. Oğlum kırdığım gibi 64 altın geliyor. Bu nasıl olabilir? Bak altınlar fırlıyor, kafama fırlıyor. Bu ne abi? Bu kazma hileli dostlarım. Bug'lı kazma aldık. Yani Chris bir de şu an iyilik mi yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama bak kırar kırmaz kafama resmen altın yağıyor yani. Demirlerle hiç uğraşmayacağım. Demirler değersiz zaten. Başka ne var mesela kazabileceğimiz? Şu suyun üstüne gideyim. Belki burada bir şey vardır. Burada bir şey var mı? Bu kazmayı mesela elmas falan bulmaya çalışıyorum. Şu elmasa da çalışıyorsa bu dünyanın en OP kazması falan olabilir yani. Eğer bir tane elmas kazıyorsam ve 64 tane elmas geliyorsa bu dünyadaki gerçekten en iyi kazma. Daha iyisi yok. Bir yukarıya çıkayım. Şuradan çıkayım. Bekleyin. Belki burada bir şey buluruz. Bir buradan gideyim. Aa elmas buldum, tamam. Elmas buldum. Bir dakika redstone'da deneyeceğim. Envanterimde çok fazla kömür var. Şunları bir atabilir miyim? At bunları baba. Tamam. Deniyorum. Abi 64 tane geliyor. Vallahi 64 tane bak üzerinden fırlıyor oğlum. Tamam lan durun, tamam. Üzerinden resmen fırlıyor dostlarım. Böyle bir kazma yok. Elmasla deneyeceğim şimdi, bir dakika. En önemlisi elmas abi. En önemlisi elmas. Gereksiz kömürler çok fazla. At bunları. Abi en önemlisi elmas. Elmas kaç tane geliyor? Dur şunu da şöyle atacağım da göreyim. Bastım. Evet! İşte bu zengin olduk. Olur az kalsın ölüyordum dostlarım. Galiba hayallerim gerçek olacak. Bakın 5 saniye sürdü yani. 5 saniyede falan 1, 2, 3, 4, 5 stack 64'lük elmas topladık. Yani Chris niye böyle bir kampanya yapmış? Mind Bay'i tekrardan mı kurmuş? Niye şu anda biz bu 128 zümrütü verdik ve bu eşya bizim oldu? Ve daha açmadığımız bir sürü kutu var. Her şeyi çok merak ediyorum ama en önemli şey ne biliyor musunuz? Artık hayallerimdeki evi yapabilirim. Hayallerimde kocaman bir elmas villa yapmak vardı. Ve galiba şu anda bu kazma sayesinde bu hayallere kavuşabiliyorum. Bu manyak bir şey. Katalina neredesin Katalina? Zengin olduk, zengin. Hani dostlarım eskiden bir dizi vardı. Sinan Takşi Sinan vardı. Zengin olduk Gülübük, zengin olduk diyordu. Ben de şu anda Katalina'ya öyle gidiyorum. Katalina zengin olduk Katalina. Vallahi zengin Koko. Tabi oğlum ne sandın? Elimde kaç tane elmas var biliyor musun Katana? Çok elmas var elinde. Aşırı fazla elmas var. Zengin mi oldu? Evet. Hem de fena zengin olduk arkadaşlar. Çok büyük zengin olduk. Öyle böyle değil yani. Felaket zengin olduk Koko. Evet, elindeki kazma sayesinde, bu kazma sayesinde Koko... Lan? Tamam, sen ne oldu bana?
Bilmiyorum ki. Katarina bu normal mi? Değil, değil. Ne oluyor lan? Bir dakika gel bakayım bir daha buraya bir. Vurdum. Lan koku seni elmasa çeviriyor bu kazma. Ulan patron ben çok değerli olacağım. Patron vur, vur bana. Vur, 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 vur. Oğlum manyak mısın? Belki full elmas olursan seninle konuşamayız bile. Ama kazmayla kokoya her vurduğumda koko elmas oluyor. Oha bu nasıl bir kazma ya? Bir daha vuracağım. Koko gözün kapandı oğlum. Ay anne sana tüküreyim. Gel bir daha vurayım bakayım ne oluyor. Vurdum. Koko. Patron şu an hiçbir şey görmüyorum. Ama çok güzel bir his bu. Elmas oldum. Oğlum seni düzeltelim böyle olmaz. Bu kazma epik bir kazma. Gerçekten daha önce hayatımda bu kadar epik bir kazma kullandın mı? Hayır kullanmadım. Daha önce sen kullandın mı bu kadar epik bir kazma Katarina? Sen hayır, şoktasın herhalde. Hayır daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Nasıl kurtaracağız onu? Koko buraya gel. Göremiyorum patron neredesiniz? Sesime doğru gel sesime. Dön arkanı. Heh. Sesime doğru bak konuşuyorum. Alo vız vız vız. Patron soldan geliyor burada buradasınız değil mi? Yok orada değiliz. Neyse dostlarım biz bir Koko'yu düzeltelim hemen gelelim bekleyin. Koko iyi misin Koko? Tamam dostlarım Koko'yu biraz düzelttik bu arada elmas telleri. Şimdi ben bu blokları yani elmasları direktmen blok yapacağım. Çünkü envanterimde yer kalmadı bu nasıl bir bolluktur ya. Var ya 2 senelik dostlarım yakıt ihtiyacımızı karşılayacağız burada yani. Hayvan gibi kömür var 2 sene olması bile bir 5 ay. Hiç madene inmemize bile gerek yok. Bizim maden sorunumuz Baldi biliyorsunuz ki. Baldi hep madene iniyor her gün düzenli olarak. Baldi'nin artık madene inmesine gerek yok değil mi Katarina'cığım? Evet ama onun için bir fobi oldu artık o yüzden. Evet Baldi maden inmeyi seviyor dostlarım yani. Şu anda maden yapıyor sürekli. Hatta şu an net maden nedirdi ama. Bizim gerçekten öküz gibi kömürümüz falan oldu. Ben daha merak ediyorum bak. Daha ilk çıkarttığımız kutunun içinden böyle bir kazma çıktıysa diğerlerinden ne çıkacak onu çok merak ediyorum Katarina. Vallahi aşırı merak ediyorum yani. Tamam bakalım. Sonra yaparsın sen de diğerlerini bırak. Tamam bıraktım. Koko iyi misin? İyi patron vallahi şu an çok mutluyum. Birazdan Antonio'na gideyim olur mu patron? İyi tamam git de yani bilemiyorum Anita Bobby'ye aşık sanki Koko. Yok yok patron yanlışım var. Anita Bobby'ye arkadaş sadece yani. Bana aşık da biraz. Hem şimdi beni böyle elmaslı falan görünce kesin bana aşık olacak ya. Smart benim. Vay be Koko be ekmeğindesin yemin ediyorum. Neyse hadi Katarina sıradaki kutuyu sen aç ya. Resmen şu an Chris 1545'in bize gönderdiği kutuları açıyoruz ya. Bu nasıl bir video dostlarım? Bu nasıl bir video ya? Hadi öyle Katarina. Değil. Biz kendi zümrütlerimizi verdik. Ama Chris ben satın aldık ya işte. Açtık şalkırı. O Chris'i dostlarım arayacağız bu arada. Like atın bombalayın like'ları. 25-30 bin beğeni atın bu videoya. Chris'i arayalım. Koy bakalım kenara. Hadi Katarina aç sana güveniyorum. Güzel bir şey çıksın aç. Açtım. Bakayım ne çıktı? Ne var içinde? O ne? Peynir. Nasıl yani? Ver bakayım bir. Nasıl ya? Sadece peynir mi? Katarina bu sadece peynir değil ki. Garip peynir diyor. Garip peynir nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ya bu beklentimi karşılamadı ya. Yine böyle bir elmas falan kazma çıksaydı, kılıç çıksaydı, silah çıksaydı. Bu beklentimi karşılamadı. Garip peynir diye bir şey çıktı. Bunu yesem mi Katarina? Ben yiyemiyorum. Şunu açıklamam lazım. Yemesek mi acaba? Ama merak da ediyorum yani. Denememiz lazım. Bu videonun olayı o oldu artık. Yani Chris resmen uçakla biz 15 dakikada burada teslimat yaptı. Mindbeam demek ki bu dünyadaki sahibi Chris. 1545. Aa dur acıktım Katarina gel. Katarina gel acıktım. Neredesin? Gel. Buradayım. Ye. Hazır mısın? Yiyorum dur. Ya bir şey olursak çünkü garip peynir diyor Katarina. Ya tarihi geçtiyse evet. Normal peynir yazsa okey. Strange garip demek dostlarım. Strange yazıyor yani garip peynir. Garip bir peynir var burada acaba. Yayıncı fareye dönüşürsem. Adem o zaman yeme. Dur ya bekle. Tamam dur bekle. Ben yiyeceğim Katarina. Ben korkmam böyle şeylerden. Chris'ten mi korkacağım? En kötü midemi yıkatırız hastaneye gidip. Yiyorum Katarina. 3, 2, 1. Yiyorum, 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 yiyorum. Yedim. Ne oldu? Allah! Ana ne oldu ya? Katarina bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Katarina. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Katarina sen bende çok garip göz. Gelme. Çok garip gözüküyorsun bende. Niye gelmeyeyim? Ne oluyor? Gelme. Lütfen gelme. Katarina bende. Misin? Katarina şu anda ekranım bak, dönüyor. Bak korkuyorum. Katarina şu anda ekranım dönüyor ve şu an çok garip gözüküyorsun. Bacakların kafanın önünde kafan ters. Allah'ım delireceğim. Bu ne böyle? Katarina bu nasıl gidecek? Korkuyorum. Niye böyle yapıyorsun? Asıl ben korkuyorum. Çok gelme üzerime. Vallahi çok korkunç gözüküyorsun Katarina. Bak şu anda seni nasıl anlatacağım bilmiyorum ama böyle kolların upuzun oldu, vücudun upuzun oldu, bacakların vücudunun önünde ve kafan ters. Ya, Katarina. Kaçma Katarina gelme. Ben. Koko! Koko bekle! Katarina koku da öyle! Allah'ım ben bu peyniri niye yedim göremiyorum Koko! Sen patron ne oldu? Oğlum sen de normal değilsin Koko'ya bakın dostlarım! Koko'nun da bacakları önünde! Katarina senin de öyle! Ne yapacağım ben? Katarina benim bundan çıkmam lazım! Benim bundan çık... Baldi'ye bak! Baldi! Günaydın Merano! Bugün çok güzel elmaslar buldum! Harika bir maden günü yaptım! Katarina benim acilen kurtulmam lazım bundan. Şu anda bende herkes bug'lı gözüküyor. Yamuk yamuk gözüküyor. Glitch'li gözüküyor ve ekranım sürekli dönüyor Katarina. Ne yapacağım ben? He? Süt içsen. Süt getir bana süt getir. Katarina ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Rol mü yapıyorsun? Oyun mu yapıyorsun?
bir şey olmadı Koka, bir şey olmadı, sen sakin ol. Katana nereye gidiyorsun, dur beni bekle. Her şey, herkes bug'lı gözüküyor dostlarım, herkes yaratık gibi duruyor. Katana dur, eve giriyorum. Bana süt versene, acili bana süt ver Katana, çabuk bana süt ver. Süt, İçeride süt, süt. Vardı işte. Nerede, göremiyorum, nerede? Nasıl göremiyorsun ya? Nerede süt, nerede? Katana gel, süt. Gel, tamam gel, tamam gel. Ya dalga mı geçiyorsun, kötü durumdayım diyorum, baksana izletirim videoyu. Şu an hiç iyi durumda değilim, bana süt vermen lazım. Ben ya tuzağım, ben size süt, hep böyle mi kalacak oyunum, hayır ya. Keşke yemeseydim ulan Chris ya. Dur. İçemiyorum. Bir dakika içiyorum. Allah'ım lütfen düzelsin. Lütfen düzelsin. İçtim. Düzeldi. Fare çok korktum. Katana çok korktum. Sakın o peynirden bir daha yeme. Sakın, varsa yani başka çıktı mı envanterinde bilmiyorum ama sakın. Tabii sakın 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 sakın. Sakın yani. Her şey böyle aşırı garip gözüküyordu. Ekranım sürekli dönüyordu ve sen böyle mutant gibiydin. Kolun bacağın ayrı yerdeydi. Huh, çok kötüydü. Katana bu kutudan demek ki hep iyi şeyler çıkmıyor. Bunu anlamış çıkmaz olduk. Çıkmaz tabii. Yani ilk şey kazma güzeldi ama ikinci şey iğrençti. Ve düşünsenize hayatımın sonuna kadar öyle kaldığımı. Berbat bir durum olur. Berbat bir durum olabilirdi yani. Neyse, diğer kutuları da açalım. Hadi gel. Şimdi sıradaki kutuya geçeceğiz dostlarım. Artık iyi bir şeyler çıksın istiyorum. Koydum buraya. Açacağım mı ben mi açayım Katana? Nasıl yapalım? Aç istersen. Tamam, ben açıyorum. Açtım. Bu ne lan? Katana bir sürü TNT geldi. Oha, bunlar ne? Katana bir TNT. Onlar baksana. Bilmiyorum, elime bir sürü TNT geldi. Bir dakika, dışarı çıkıp denesek mi bunları? Dur, çakmağın var mı? Çakmak varsa bende yok. Belki sende vardır, alsana. Evde. Dur alıp geliyorum hemen, bekle. Oha, bir sürü TNT'miz oldu dostlarım. Baksanıza. Festival TNT'si, Bunker TNT'si var. Alev TNT'si, Oduncu TNT'si, Love TNT'si, Madenci TNT'si, Su TNT'si, Teleportlanma TNT'si, Yer Çekimi TNT'si bile var Katana. Bu ne? Acaba denesek, test etsek mi? Ama burada test edemeyiz dostlarım. Burası patlar, havaya uçar köyümüz. Yani bayağı bir uzaklara gidelim. Sakın ama. Gidelim deneyelim. Tamam gel, ben o zaman uzaklara gidelim Katana, deneyelim. Yuh ya, olaya bak. Bu iyi bir şey olabilir Katana. Bunu savaşlarda falan düzgün bir şekilde bu TNT'leri kullanabiliriz. Kaçar dostlarım. Bu hoşuma gitti. Hepsinden 16 tane var Katana. 16 bayağı TNT oldu. Tamam mesela şunu deneyeyim mi? Bir dakika, bana atsana bir şey. Hala çok yakınız sanki ya. Çakma at bir bana, at bir bak. Çakma at bir bana. Bak şimdi bekle. Mesela şu festival TNT'si dostlarım. Bu büyük ihtimal, bak. Tahmin yapacağım Katana. Siz de yorumlara tahmin yapın dostlarım. Bu TNT sizce patlatıyor? Bence bu havai bir şey patlatıyor. Olabilir. Öyle duruyor tipi de. Hadi bas. Bastım, kaç! Kaç kaç kaç. Kaç, ne patlayacak? Ne olacak? Evet, dediğim gibi bak. Oy, şuraya bak. Çok iyi. Bunu beğendim. Güzelmiş bu, ne? Bu. Bir dakika. Bunker Buster TNT. Katana. Kaç. Kaç. Katana kaç. Ölüyordum. En aşağı kadar mı gitti o? Bu TNT'yi var ya, biz nasıl kullanırız Katana? Çok iyi! Yapı yapacağımız zaman, atıyorum işte bir yer altına bir sığınak yapacağımız zaman bu TNT'yi kullanabiliriz. Oha! Çok iyiymiş bu, güzelmiş bu. Bir dakika, Fieri TNT ve bu ne? Katana sen kaç, tamam mı? Kaç! Ne olacak? Evet, Alev TNT'si. Allah! Su suya gir! Su var! Su gir! Oh, tamam, çok iyiyim. Tamam iyiyim. Bak, bu tahminime göre Katana ağaç kazıyor. Bak kesin öyle bir şey dostlarım. Çünkü oduncu TNT'si bu. Bakayım mı, koydum. Ağaç bastım. Bakalım ne olacak. Kesin odunları kazıyor bak, eminim değil mi? Evet. Allah! Artık odun kazmamıza gerek yok. Var ya, bir de bu TNT'lerin nasıl yapıldığını öğrenirsek çok iyi olur. Ya da belki Mine Bay paketinden bir tane daha alırız. Yani Chris dostlarım belki bize iyilik yapmaya çalışıyor. Bizimle barışmaya çalışıyor. Belki bu yüzden o bilgisayara bir tane internet sitesi koydu. Ve o yüzden bize güzel eşyalar satmaya çalışıyor. Olabilir yani. Tamam, lava TNT'si var Katana. Bunun ne olacağı az çok belli de. Ya ben yine bir koyayım. Büyük ihtimal lav çıkıyor bundan değil mi? Kaç Katana? Kaç. Ne çıkacak bundan? Kesin lav çıkacak. Evet, klasik, tamam. Su TNT'si var. Bu ne abi? Su mu çıkıyor bundan da? Bunu da koydum. Dur, o da kesin. Kaç bakalım. Oha! Tsunami oldu. Bu ne? Bak Katana, teleportlanma TNT'si. Büyük ihtimal teleportlanacağız bunun yanında. Lan ne oluyor, hayır. Katana TNT teleportlanıyor. Yuh. Bak şey, yer çekimi TNT'si Katana, gel. Yer çekimi. Lan! Aa. Hayır. Katana kutlamıyorum. Ne oluyor? Hayır. Zıplamıyorum bile. Bu ne? Yanımıza bir şey geldi. Evet, ufak bir talihsizlik oldu, olabilir. Ufak talihsizlikler olabiliyor. Bu TNT dostlarım yani yakınınızda patlatabileceğiniz bir TNT değilmiş, onu öğrenmiş olduk. Bunları atıyorum şimdi. Değmeceklerimiz ne aldık kaldı? Bak, su engelleyici TNT var. Slime TNT'si var. Oduncu madenci TNT'si var denemediğimiz. Bunker Buster denedik. Mining TNT denemedik. Başka denemediğimiz ne vardı burada? Hepsini denedik onun dışında, tamam. Sadece bunlar kaldı dostlarım. 4 tane kaldı. Bak şu su engelleyicisi büyük ihtimal suyu yok ediyor Katana. Ben sana diyeyim. Bak bunu denemek lazım. Bak şimdi bir tane buraya koyuyorum. İzle. Suyu yok ediyor değil mi? Sünger zaten, yani sünger dokusunda. Sünger gibi bir işlevi var diye tahmin ediyorum. Aynen. Bak, oha, suyu yok ediyor. Dur mesela ama bunu deneyeceğim. Bak geri geliyor. Olacaksın. Hemen TNT gidiyor. TNT lütfen patla, hayır lütfen patlaman lazım. Yes! Lan bu suyu böyle yok edeceğim lan. Bu suyu böyle yok edeceğim oğlum. Sınırsız su kaynağımız olmuştu ama. Olsun. Sınırsız su kaynağı yapmak çok basit bir şey. Katana bak, suyun bir kısmını yok. Oy!
Su gidiyor Katena, su gidiyor. Tamam, her su şey gidiyor. Ama olsun, su yok etmeye çalışıyorum. İzle, izle. Hoppa, sen de git. Hadi, patla. Oh my god. Katena tüm suyu yok etti. Slime TNT nasıl bir şey acaba? Bunu deneyelim. Bu dostlarım patlayacak bir şey gibi mi geliyor? O yüzden mağaranın içinde deneyeceğim. Bastım. Kaç 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 kaç. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bakalım. Patladı. Katena öldü mü ya? Ne oluyor? Ha, bu patladıkça patlıyor, slime gibi böyle zıplaya zıplaya patlıyor dostlarım, bakın. Ve patladı. Ya çok bir şey yokmuş bunda, okey tamam. Şimdi bak, bunu merak ediyorum. Miner's Delight, yani madenci şeysi Katerina bu. Madenci TNT'si. Bakalım bunda ne olacak, kaçmaya çalışıyorum. Taşları mı patlatıyor bu da? Kesin öyledir. Katerina, oyuna bir şey oldu. Oha. Aho. Aho. Badilerden bunu uzak tutmamız lazım. Her yeri yapar böyle. Bunu bastım. Bastım Katana, bu çok tehlikeli bir şeye benziyor. Mining TNT diyor. Oo! Oo! Bitti TNT'lerimiz. Oha! Hepsi birbirinden manyak. Çok manyak şeyler var dostlarım. Bu TNT'leri kullanırız. Evet, şimdi sıradaki koy kutumuzu da koyalım dostlarım. Hızlı hızlı hepsini açmak istiyoruz. Açalım bunu da. Açtım. Bu ne? Wearable Shy Guy School. Bu ne lan böyle taktım? Oha! Katana geyik maskesi çıktı. Ne işe yarıyor bu? Bir işe de yaramıyor ki. Geçenki geyiğin değil mi? Ona benziyor. Evet! Mavi parlayan bir geyik vardı ekranda, görüyorsunuz. Köyümüze saldırmıştı. Hatta Bobby'nin geyiğiydi bu. Onun kafasını göndermiş Chris bize. Demek ki Chris o geyiği öldürdü Katerina. Evet! Olabilir. Harbiden olabilir. Hiç hoş gözükmüyor şu an. Çıkart bunu. İyi tamam, çıkarttım. Tamam, bunu dostlarım Bobby'ye vereceğim ben. Diğer kutuları da açalım, bunu Bobby'ye vereceğim. Tamam, şimdi bir tane daha kutu aldım. Koydum buraya. Açıyorum. Açtım. Bu ne Katerina? Çanta bu. Çanta var. Çantanın içinde ne var? Para var! Money! Para mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 stack para çıktı da bu paralar bu dünyada bir işe yaramıyor ki dostlarım. Bu dünyada para geçmiyor. Zümrüt geçiyor yani. Belki yeni Minebase sitesinde alışveriş yapabiliriz onlarla. Evet ama olsun. Ben bunu böyle koyayım paraları. Aynen. Para göndermiş Chris bize ya. Ben hiç anlamıyorum. Chris bu kadar şeyi bize niye gönderdi anlayamıyorum. Yani algılayamıyorum. Minebase sitesini tekrardan aktif etti ve resmen şu anda bize iyilikler yapıyor. Tamam, bu çantayı buradan alalım Katerina. Tamam, çantayı elime aldım Katerina. Bu çantayı tutalım bir yerde, ileride lazım olur dostlarım. Bu kasa paralar falan belki lazım olursa. Hatta sen bunu al Katana, direkt bana eve götür, tamam mı? Ben dostlara sıradaki kutuyu açayım. Bakın 2-3 tür dostlarım çok büyük bir şey çıkmadı yani. O kazma, şu kazma etkisinde bir şey hala çıkaramadık. Bu sefer büyük bir şey istiyorum. Koyayım kutuyu şuraya. Lan! Oğlum bu kutu ne kadar büyük? Oha! Bu kadar büyük bir şey bekle... Cemile? Sen nasıl buraya geldin? Sen o kutunun içinde ne arıyorsun? Şey hatırlamıyorum. Ve burada uyandım. Etrafta da sadece senin sesin vardı. Kimsin sen? Beni tanımıyor musun? Bana bunu sen yapmadın değil mi? Sen iyi birine benziyorsun çünkü. Yok, ben sana bunu yapmadım da sen şu anda beni tanımıyorsun yani. Benim adımı bilmiyor musun? Pardon da yeni tanıştık. Ben nasıl bilebilirim ki, ama bilmek isterdim sizinkini tabii. Bir dakika o zaman. Katerina! Beklersiniz. Dışarıya bir gelebilir misin Katerina? Yani gördüklerin karşısında bayılabilirsin. Dikkat et ama yavaş yavaş gel. Katerina, duyuyor mu beni? Dur geldim, ne oldu? Cemile? Ya hayır ya. Hayır, burada ben mi ya? Bak yeter ama, sen nereden çıktın? Yani kutudan çıktım ama siz getirmediniz herhalde beni buraya değil mi? Tanımamış numarası yapıyor Katerina. Beni tanımıyormuş. Bu kızın ismi ne? Az önce bağırdın Katerina diye duydum. Merhaba, memnun oldum. Ben de Cemile. Abi de ben hiç memnun olmadım. Kusura bakma ya. Hatırlamıyorsun bizi herhalde. Herhalde yani, ama buradan gitsen çok güzel olur. Ama ben burada hiçbir yeri bilmiyorum ki. Burası sizin eviniz mi? Sanki alt katlar boş gibi, bana kiraya verir misiniz? Yani param var mı onu bilmiyorum ama. Bir dakika, şimdi şöyle bir şey soracağım. Sen nerede yaşıyordun Cemile? Ben sadece ismimi hatırlıyorum, o kadar. Başka hiçbir şey hatırlamıyorsun öyle mi? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum ben şu an. Katana ya doğru söylüyorsa? Ya nasıl belki... doğru söylesin, ona mı güveneceğiz, saçmalama. Baksana bir de üzgünmüş gibi duruyor. Ama kız kutudan çıktı Katana. Demek ki Chris bunu ele geçirmiş dostlarım. Chris tanıyor musun? Chris 1545. Mine Bey tanıyor musun? Hayır. Ben...
Tanımıyor Katani herhalde. Şu kafam çok karıştı. Tamam Cemile, bunu çözmemiz lazım. Katani gönderemeyiz. Hiçbir şey gönderemeyiz. Burada mı kalacak? Hiçbir şey hatırlamıyor. Görmüyor musun kız Katani? Hiçbir şey hatırlamıyor. Tamam Cemile. Bak şöyle yapalım. Sen buraya kendine şimdi biraz malzeme falan topla. Biraz sana o konuda yardım edemem ama malzeme topla kendine. Buraya ufak ev yapabilirsin şimdilik. Tamam mı? Ben şu tarafta kalabilirim gibi. Burayı açarız. Rengime de çok uygun. Yok. Sen burada kalamazsın Cemile'cim. Sen şu arkaya falan kendine ufak bir şimdilik ev yapabilirsin. Survival oynadığın gibi düşün yani. Git odun kas, ağaç kas, maden yap, bir şeyler yap. Kendine de şurada ev yap hadi orada. Görüşürüz. Şimdilik bizi rahat bırakman lazım. Hadi bakalım. Çok ayrılma tamam mı etraftan? Akşam yine buraya gel. Konuşacağız seninle bak. Şu ileriye doğru git tamam mı? Hadi bakalım. Tamam ama bana yardım et ev yapımında tamam mı? Hı hı aynen tamam. Hadi görüşürüz. Katalin'le ben kafayı yiyeceğim. Cemile ya gerçekten hafızasını kaybettiyse? Ya bir şey hatırlamıyorsa? Ben asla ona güvenmem. Buraya gelsin de istemiyorum. Ama bu olayı çözmemiz lazım Katalin'e, merak ediyorum ben. Neyse bunu sonra bakarız tamam mı? Kutuları açmaya devam edelim. Yani şu kutulardan çıkacak şeyin Cemile olacağı aklıma herhalde 95 yaşında falan gelirdi. O kadar düşünsem gelmezdi yani. Böyle bir şey gerçekten yok. Köyün güvenliğini sağladınız mı? Güzel. Şimdi benimle geliyorsunuz. Anita'mın evinin orada nöbet tutacaksınız. Nasılsın hayatım? Artık senin korumaların olacak, seni koruyacaklar. Gidin evde nöbet tutun. Artık tarlada çalışmanı istemiyorum. Ben sana bakarım. Tamam Katana, bu kutuyu da açtım. İçinde ne var? Ya garip bir item geldi. Bu ne lan böyle? Neymiş bu? Bilmiyorum ki, nükleer işareti var Katana tepede. Radyoaktif işaret var. Kötü bir şey olmasın bu? Kırsak mı? Kırırsam ya patlarsa bir şey olursa? Lan keşke koymasaydım ya. Bu şey dostlarım galiba. Bakın üzerinde radyoaktif bir şey var. Yani işaret var. Kötü bir şey olabilir, ben sana söyleyeyim. Kıralım mı? Dur kırayım, bekle ama kırarsam ya patlarsa, ya bu bombaysa, nükleer bombaysa? Kırılmıyor Katana. Katana kırılmıyor. Burada kırılmıyor. Mı kalacak bu? Bilmiyorum. Kırılmıyor. Kıramıyorum. Hayır. Ya patlarsa bu, bir şey olursa? Sağ tıklayayım mı? Evet, tıklama. Ama burada bunun kalması sıkıntı yani. Her an bu patlayabilir. Korkusuyla mı yaşayacağız Katana? Bir dakika bekle, şöyle bir şey yapsam. Bunun altını kırayım. Belki aşağı düşer. Düşmüyor Katana. Aşağıda düşmüyor. Allah kahretsin. Ne yapalım? Sağ tıklamayayım o zaman. Dediği gibi patlayabilir. Patlama ihtimali var. Sağa hiç tıklamayayım. Ne yapacağız bunu? Etrafını mı kapatsak? Öyle yapayım tamam. Buna sonra bakalım da. Bunu kıramadım dostlarım. Bir daha bir deneyeceğim. Yok Katana, kırılmıyor. Hiçbir şekilde kırılmıyor. De bu işaret bana hiç iyi bir şey gibi gelmiyor dostlarım. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Keşke bu kutunun içinden çıkan bu garip bloğu buraya koymayaydım. Kafama tüküreyim. Neyse boşver Katana. Kapatıyorum. Çık oradan sen. Kapatıyorum. Buna sonra bakalım. Buna direktman sonra bakalım. Tamam, kapattım şu anda bunu. Böyle kalsın ama her an patlayabilir yani. Bir tık korkmuyor da değilim. Neyse diğer kutuyu alalım. Hadi onu da sen aç. Hadi Katana, o kutuyu da koy. Kaç kutumuz kaldı? 2 kutumuz daha var dostlarım. Şunları hızlı bitirelim de. Bayağı geriliyorum yani. Şu 5 haliyi bir kıralım. Bayağı ciddi geriliyorum. Nükleer bombadan sonra daha da kötü bir şeylerin geleceğini düşünüyorum. Ki o bir nükleer bomba mı onu da bilmiyoruz ama yine bir risk yani. Bir bloğu kıramamak insana stres veriyor. Neyse hadi açalım. Açtım. Lan! Katana sıkıntı çıktı. Bulanabilir. Koy bir. Oo! Nükleer garip bloktan sonra bu gayet bayağı güzel geldi. Kullanayım mı? Tamam, önce sen kullan. Tamam, sonra sen kullan tamam mı? Bak ben çok iyi skuturcuyumdur. Hareketler yaparım değişik. Bekle. Katana, ben eski skuturculardanım. Bak sen beni bilmezsin. Yani kesinlikle senden daha iyi olduğumu düşünüyorum ama hadi sür bir bakayım. İzle ve gör hayatım tamam mı bak. Sen skutur sürmeyi bilmezsin ama benden öğreneceksin. Şimdi izle bak nasıl hareketler yapıyorum. Böyle bir şey yok. Ben dünyadaki en iyi skutur sürücüsüyüm. Hadi sür de görelim marifetin madem. O kadar abarttın kendini. İzle. Boş konuşma, izle sadece beni.
Bak birazdan takla atacağım. Uhuu, sen böyle zıplayabilir misin? Zıplayamazsın tabii ki de. Bak bak nasıl tur atıyorum. Bak bak zıplayışları görüyor musun Katerina? Ben dünyadaki en iyi scooter kullanıcısıyım. Daha iyisi yok. Bak izle, merdivenden yukarıya çıkıyorum. Buradan aşağı atlayabilir misin? Atlayamazsın. Ben atlarım. Bak daha neler yapacağım Katerina, bekle. Bir döneyim şuradan. İzle bak. Bak bak görüyor musun? Bak. Allah. İyi misin? Ya niye öyle gidiyorsun? Öyle hareketler yapıyorsun sen. Kalk. İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Bir an gaza geldim. Bir şey olmadı değil mi, bir yerine bak. Öyle scooter mı kullanılır ya? Nasıl kullanılırmış? Bak izle gör beni şimdi. Vallahi merak ettirdin beni. Bence sen kullanamazsın Katerina, bir yerini sakatlarsın. Bırak bırak vallahi, bak in. Bence sen beni izle de öğren. Bak şimdi bak, yapmak istediğim bu muydu? Oha! İzle izle, daha çok şey öğreneceksin. İzliyor musun? Katerina düşeceksin. Düşmem. Bak 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 bak. Ya oha Katerina. Birinci kimmiş? Ha? Benim. Düşen kişi mi söylüyor bunu? Dur dur artık, tamam yeter. Ya sen bu kadar iyi scooter'ı nasıl kullanıyorsun kızım? Şaşa kaldım valla. Tamam bu kadar scooter macerası yeter dostlarım. Son iki kalan kutumuzu aldık. Kutuları da şöyle direktmen buraya koyacağım. Son iki kutumuz bunlar. Felaket düştüm scooter'dan ya. Harbiden felaket düştüm. Tamam şimdi. O zaman önce sol mu sağ mı? Bence. Bence sola açalım Katerina. Tamam. Sol açıyorum. Açıyorum açıyorum açıyorum. Açtım! 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 Onun orada bir şey var Katerina. Ne oluyor lan? Bu ne? Bu ne? Amogus çıktı Katerina. Sese bak. Amogus diyor. Allah! Öldü. Yok oldu ama. Niye vurdun? Ne bileyim Katerina, merak ettim. Ya Amogus diyordu. Niye vurdun? Ne yapayım? Yapacaksın. Dolaş ortada Amogus de. Amogus. Bam 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 bam. Amogus. Amogus. Tamam 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 Katerina, özür dilerim, bilerek yapmadım, nereden bileyim ya? Of ya. Ya dostlarım, ben kutunun içinden Amogus çıkabileceğine ihtimal bile vermiyordum ki. Among Us değil bu arada, Amogus. Amogus. Dın 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 dın. Neyse tamam tamam, güzeldi güzeldi. Chris'e bu hediyesi için teşekkür ediyorum da şu nükleer bombayı ne yapacağız Katerina? Benim aklım hep orada ya. Yapacak bir şey yok, boş ver onu, gel bunu açalım. Neyse tamam açıyorum. Açtım. Bir şey var mı içinde? Allah. Bir dakika, disk okuyucuyla disk geldi. Ne lan bu böyle? Dur, disk okuyucuyu buraya koydum. Ha, içine disk koyuyoruz Katerina. Merhaba Boralo. Aramızın kötü olduğunu biliyorum. Sizden özür diliyorum ve size gönderdiğim bu hediyeleri kabul etmenizi istiyorum. Bobby ile aramız bozuk. Eğer sen de istersen size katılmak, güçlenmek ve size yardım etmek istiyorum. Bobby ile barışmak ve sizinle yaşamak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mine Bay'den Chris sizi sevgiyle selamlıyor. Ne alaka lan? Chris buraya gelmek istiyor Katerina. Bu Chris miydi? Yoksa ben hayal mi gördüm? Burada bekle tatlım. Chris, orada mısın? Bilmediğin çok şey var Bobby.